Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına, yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Ereğli hissesini değerlendireceğiz. Ereğli'nin majördeki görüntüsünü, yani şu an ekranda görmüş olduğunuz görüntüyü her yayınımızın başında değerlendirmek suretiyle kısa vadeli işlemlerimize bakacağız. Ayrıca bu yayında şunu yapacağız arkadaşlar, Ereğli'yi indikatörler ve yardımcı osilatörler üzerinden fiyatlarına bakacağız. Al pozisyonunda mı, sat pozisyonunda mı, direnç bölgesini aşamayan bir Ereğli var. Bu direnç bölgesini aşıp aşamayacağına yardımcı indikatörler ve osilatörler üzerinden de bakmak suretiyle Ereğli'yi hem uzun vade hem kısa vadede değerlendireceğiz. Bakın arkadaşlar, Ereğli'de bu görüntü son derece önemli. Bunları bilmeden bu piyasalarda para kazanmak mümkün değil arkadaşlar. Boğa piyasalarında yok temettü vermiyormuş, yok işte demir çelik piyasası son zamanlarda kötüymüş ya da patron satış yapıyormuş gibi, bunlar tamam, bunlar da hepsi önemli. Zaten ben bunların hepsine bakıyorum. Yani bunların hepsi önemli. Ancak boğa piyasalarında önemli olan yöndür arkadaşlar. Piyasaların genel yönüdür. Borsa İstanbul'dur. Borsa İstanbul'da yön yukarıysa ne olur? Bu dediğim etkenlerin olumsuz olması o hisse senedini biraz baskılar. Ancak gitmesi gereken hedefe gider arkadaşlar. Çünkü boğa piyasalarında gitmeyecek de hangi piyasada gidecek Ereğli ya da diğer başka hisse senetleri? Zaten gelen son verilerin olumsuz olmasıyla ne oldu? Fiyat baskılanacağı kadar baskılandı. Ayrıca şuna da dikkat edin arkadaşlar. Bakın, Ereğli'nin robotlarının çizmiş olduğu kanal görüntüsü bu. 2000 yılından itibaren Ereğli'nin robotları bu kanalda gidiyor. Yani Ereğli'nin zaten orta banda nokta atışı geldiğini görüyorsunuz. Bu bölgelerden sonra o normal şartlarda zaten bir düşüş beklenir, yani bir konsolidasyon beklenir. Buralarda bir şey olacağı belliydi. Önden zaten robotlar veya bu hisse senedinin sahipleri, balinaları nasıl geleceğini, bu bilançoların temettüyü verip vermeyeceklerini biliyorlardı. Önden orta band direnç bölgesine getirdiler. Ondan sonra da ne yaptılar? Gelen verileri bahane olmak suretiyle satışı yaptılar. Yani bu bölgelerde elinde olan insan bu çizimi yapmış olsaydı zaten bu bölgelerde satıp kenara çekilirdi. Ne zaman alırdı? Tekrardan bu bölgenin üzerine atmasıyla birlikte alırdı. Direnç bölgesi. Şimdi gelelim yakın vadeye. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ereğli kanalın içerisine tekrardan ne zaman giriyor? 2020'nin Aralık ayında tekrardan kanal içerisine girmesiyle birlikte hedefi ne oluyor? Kanal orta bandı oluyor. Daha öncesinde kanal orta bandına iki kez yaklaşsa da 2023 yılında milimetrik olarak kanal orta bandına geliyor ve buradan sert düşüş sergiliyoruz. Şimdi günlüğümüze gelelim. Günlükteki görüntülere öncelikle trend olarak bakalım. Sonrasında da yardımcı indikatörlerle birlikte değerlendirelim. Kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği orta band, bu kesik çizgili yerdir. Buranın aşılmasıyla kanal üst bandı, yani 110-120 TL'ler Ereğli'de orta vadede hedef olarak karşınıza çıkacaktır. Ereğli'de herhangi bir sıkıntı yok. Ereğli yükselen trendinden almış olduğu destekle birlikte direnç bölgesi olan 42-43 TL civarlarına kadar geldi. Her ne kadar buralardan satış yese de arkadaşlar ne yaptı? Çok fazla satış yemedi ve güç toplamaya başlıyor. Bu bölgenin, yani 43 TL'nin üzerine atmasıyla birlikte Ereğli'deki yükselişler daha da sertleşecek ve kanal orta bandı olan 50 TL seviyesine kadar hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Şimdi burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın, bunlar birer yükselen trendler. Yani bunun fiyatı her gün değişir. Sonra hocam 42 diyordun, 43 diyordun. Yani desteklerde de zaten söyledik, biliyorsunuz 37,5 dedik, 36,90 dedik. Maalesef bu trendleri bilmeyen, finansal okuryazarlığını geliştiremeyen ve geliştirmek noktasında da hiçbir mücadele vermeyen arkadaşlar bana diyor ki hocam 36,90 diyorsun ya, 37,5 diyorsun. Ya arkadaşım, bu trendin fiyatı her gün değişiyor. Görüyorsun bak, yükselen trend bu. Lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar. Öğrenin diye bunları ısrarla söylüyorum. Daha önce 42-43 diyorduk. Bakın, pazartesi itibariyle bizim direnç bölgemiz 43 TL'den geçiyor. Her geçen günde değişecektir. 20 kuruş, 30 kuruş her geçen gün üzerine atıyor bu. 43 TL'nin üzerinde Ereğli'nin günlük kapanışı yapması halinde hedefi neresidir? 50 TL'dir. Destek bölgemiz neresi? 39 TL'ler Ereğli'de destek bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Ereğli 39 TL'nin altında kalmadıkça yön yukarı olarak algılanmalıdır arkadaşlar. 39 TL'nin altında biraz olumsuzluklar olabilir. Biraz gevşemeler, biraz daha konsolidasyonun devam edeceği algısı oluşabilir. Ancak 39 TL'nin üzerinde Ereğli hala pozitiftir. 43 TL'nin üzerine çıkmasıyla çok hızlı bir şekilde 50 TL'leri kendisine hedef olarak alacaktır. Ben Ereğli'nin konsolidasyon sürecini, yani kanalımızın orta bandının geçtiği, 2000 yıllarından gelen kanalımız arkadaşlar, yine söylüyorum, orta bandının geçtiği önemli direnç bölgesinde defalarca kez deneme yaptığını ve bu sefer gelişinde her ne kadar birkaç
birkaç gün buralarda oyalansa da, robotlar korku verse de ben bu bölgenin üzerine atacağını ve fiyatı piyasayı önden fiyatlamak suretiyle hızlı bir şekilde kaldığı yerden yoluna devam edeceğini, orta vade içerisinde de kanal üst bandının 120 TL civarlarının Ereğli'de hedef olabileceğini düşünüyorum. Her yayınımda da söylüyorum, Ereğli güçlü bir hissedir. Ereğli'de 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık, hatta 1 senelik olarak gelen veriler değerlendirilmez. Ereğli'de uzun vadeli yatırımcılar her zaman kazanmışlardır arkadaşlar. Çünkü güçlü bir hissedir. Bir çeyrekte veya 6 aylıkta olumsuz bilanço geldi diye Ereğli'nin gitmemesi düşünülemez. Ne olur biraz fiyat baskılanır, sonra ne yapar? Ereğli küçük bir olumlu haber piyasaya sürmesi halinde o aradaki farkı çok hızlı kapatır. Bakın daha öncelerinde bunu defalarca kez yapmış bir Ereğli hisse senedini zaten görüyorsunuz. Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez arkadaşlar. Ereğli hissesi de o aradaki farkı kapatacağını düşünüyorum. Önemli bir direnç bölgesinde 43 TL'nin aşılması Ereğli'de yükselişleri sertleştirecektir. Şimdi indikatörlerimize bakalım. Ereğli sıkışmış durumda trendlerde. Şimdi indikatörlerimizde bakın, EMA/RIB'in indikatörümüzde önemli bir indikatördür. Bizim destek bölgemiz 39 TL'den geçtiğini, yani yükselen trendimizle aynı seviyede olduğunu bize gösteriyor. 39 TL'nin üzerinde EMA/RIB'in indikatörümüz olumlu sinyaller veriyor. İçimoku bulutumuza bakarsanız 39.64 TL'nin önemli bir destek olduğunu, bunun altına gelmediği sürece yönün yukarı olduğunu, yani şu an itibariyle fiyat itibariyle Ereğli'nin pozitif olduğunu, yükselişlerin kaldığı yerden devam edeceğini gösteriyor. Ancak bakın RSI bantlarımızın direnç bölgesini aşamamışız. Ne yapmışız? 12 Haziran'da direnç bölgesine gelmişiz. Bu direnç bölgesinin aşılamamasıyla birlikte RSI bantlarının ortalama fiyatının geçtiği bu gri renkli banttan almış olduğumuz destekle konsolidasyonu sağlıyoruz ve tekrardan 31 Temmuz zamanında bu direnç test ediliyor, aşılamıyor ve yataya bağlıyoruz. Direnç bölgesindeyiz. RSI bantları da onu söylüyor. RSI bandı da 42.93 TL'nin aşılmasıyla Ereğli'de hareketliliğin hızlanacağını bize söylüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. 43 TL'ler son derece önemli direnç yerleridir. Buranın aşılması yönü belirleyecektir. Yani 43 TL'nin aşılmasıyla yön daha sert yukarı olacağı anlamına gelmektedir. Süper trendimize baktığımızda hala al pozisyonundayız. Bakın burada 37 TL'lerde başlatmış olduğu al pozisyonunu hala kaldığı yerden devam ettirmektedir. Düşüşlerin alım fırsatı olduğunu bize göstermektedir. Şimdi geldik Wave Trend with Crossus osilatörümüze. Osilatörümüz de zaten bu sert yükselişin olduğu zaman da Ereğli'de al verdiğini, ancak direnç bölgesi olan bu iki tane çizginin geçtiği yere bakın. Buralar direnç bölgesi. Ereğli ne zaman bu bölgelere yaklaşsa, bu bölgelerde bakın geçmişten itibaren hep sat veriyor arkadaşlar. Bu bölgelerde biraz dirençle karşılaşıyor. Zaten bizim fiyatımızda dirençli olduğunu görüyoruz. İndikatörümüzde ve osilatörlerimizde bize ne söylüyor? Direnç bölgesindeyiz. 43 TL'nin aşılması Ereğli'de yönü daha da yukarı yönünü sertleştirecektir diyor. Arkadaşlar kanalımıza destek veren siz izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. İzlenme oranlarıyla abone olma oranları aynı değil. Bu konuya biraz daha hassasiyet göstermenizi ve abone olmak suretiyle finansal okuryazarlığınızı geliştirmek adına kendinize yatırım yapmanızı rica ediyoruz. Maksimum kazançları CoinBulucu'yla birlikte kazanmanız dileğiyle hoşça kalın, sağ olun, var olun arkadaşlar.